ile ve mimarisiyle İstanbul'umuzun en özel camilerinden bir tanesi Arakiyeci İbrahim ya da Takkeci İbrahim Çavuş isimleriyle tanınan hemen arkamdaki muhteşem 16. yüzyıl eserini İbrahim Çavuş Camisi'ni yaptıran İbrahim Çavuş'un hikayesidir ve caminin mimarisi muazzam güzelliktedir. Efendim yan tarafımızda az sonra camiden çıkınca İbrahim Çavuş'un 16. yüzyıla ait harika mezarını da göreceğiz. Hemen bu köşede külliye duvarının cephesinde çok hoş bir çeşme göreceğiz. Yan tarafımızda büyükçe bir kuyu bulunuyor. Burası bugün caddenin kenarında kaldığı için genellikle bu taraftan geçiş mümkün olmadığından dolayı gözlerden ırak kalmış İstanbul'umuzun harika bir yapısıdır. Hemen yan tarafımızda gördüğünüz bakın şu lahit mezarlar 16. ve 17. yüzyılın harika mezar yapılarıdır. Buradan hemen şu kapıdan çıkışı takiben sağ tarafa doğru düz yürüdüğünüzde İstanbul'un meşhur Romanos Kapısı'na gidersiniz. Romanos Kapısı'ndan geçip arkada meşhur Ahmet Paşa Camii'ne ulaşabilirsiniz. Buradan aşağıya devam ettiğinizde ise bizim geldiğimiz panorama yoluna doğru ulaşabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi burası gözlerden ırak kalmış fakat muhteşem bir hikayeye sahip olan İbrahim Çavuş Camii'dir. Gelin hikayesini yakından birlikte tanıyalım. Bu esnada içeriye girerken bakınız sol tarafımızda Nas suresi, Felak suresi pencere üzerine o döneme ait bir sürüs yazıyla yazılmış. Aralarındaki mihrap nişlerinde çok güzel üstlerindeki palmet ve rumiye motifleri yapılmış. Sağ cephedeki pencerelerin üzerinde sağ pencerede Fatiha suresi, sol pencerede İhlas suresi yazılmış. Yine arada mihrap nişi üzeri çok güzel altın varakla süslenmiş. Ve tam karşımızda caminin giriş kitabesi bulunuyor. Oldukça girift yazılarla kartuşların içerisine yerleştirilmiş olan bu kitabe 16. yüzyılın sonlarında Takkeci İbrahim Ağa'nın bu cami yaptırışını anlatıyor. İçeride şimdi başka kitabeler de göreceğiz ve bunları birlikte okuyacağız. Buyurunuz yavaş yavaş geçelim. Evet şöyle beni rahat dinleyebileceğiniz şekilde oturmanızı istiyorum. Size çok güzel bir hikaye anlatacağım. Önce hikayemizi dinleyelim. Bu caminin İstanbul'da muadili çok azdır. Mesela Ayvansaray'da hemen surlar üstünde bulunan Kadı Yıvaz Efendi Camii'nde buradaki gibi böyle ahşap revaklar üst katı oluşturan, üst kat galeriyi oluşturan ahşap sütunlar ve revaklar görebilirsiniz içerisindeki çinilerle birlikte. Fakat orada da buradaki gibi ahşap kubbe yoktur. O yüzden şu anda içinde bulunduğumuz cami emsalsiz bir güzelliğe sahip ve emsalsiz bir de hikayeye sahip. Simyacı romanını okuyan var mı aranızda? Paulo Coelho'nun meşhur Simyacı romanı. Hayatınızda okuyabileceğiniz en güzel kitaplardan biridir. Okumayanlar mutlaka okusun. Hatta okuduktan sonra diyeceksiniz ki Ömer Hocam bu kitabı iyi ki tavsiye etmişsiniz. Hayatımda okuduğum en tatlı kitaplardan biri oldu diyeceksiniz. Çok güzel bir yolculuk hikayesidir Simyacı. Aynı zamanda bu hikaye Hazreti Mevlana'nın anlattığı meşhur bir hikayedir. Yolda olmak, yolculuğa çıkmak ve hazineyi bulmak. Nedir efendim bunun hikayesi? Şimdi bunun Osmanlı versiyonunu dinleyeceğiz. Şu anda içinde bulunduğumuz Takkeci İbrahim Ağa Camii'nde, İbrahim Çavuş Camii'nde tam olarak bu hadise yaşanmış. Efendim şöyle ki, Takkeci İbrahim Çavuş mütevazı bir adammış. Arakiye, Takke, örer, geçimini temin edermiş. Bir gün bir rüya görmüş. Hikayeyi en kısa versiyonuyla size anlatacağım. Rüyasında ona demişler ki, rızkını bulmak istiyorsan git Bağdat'a oradaki iki üzümü al. Allah Allah demiş bu neyin nesidir? Fakat İbrahim Çavuş yolculuğa da niyetlenmiş. Demiş ki ben bu rüyanın tahkikini merak ediyorum. Çıkacağım yolculuğa. Ve bir gün tasını tarağını toplamış, ailesiyle vedalaşmış ve yola çıkmış. Ne acaba bu rüyada bana işaret edilen Bağdat'a git rızkını ara ve orada iki üzümü al. İki üzüm salkımını al. Bunun üzerine yola çıkmış, Bağdat'a kadar gitmiş ve Bağdat'ta o haftalarca süren yorgunluk neticesinde yolculuklar günümüzdeki gibi hemen uçakla 1 saatte 2 saatte ulaşmak şeklinde değildi o dönemlerde. Haftalarca sürüyor. Bağdat'a gitmek ne demek? Bağdat'a kadar gidince artık bir hana kendisini şöyle büyük bir yorgunlukla bırakıvermiş. Bıraktığı zaman da başını kaldırmış ki
Hemen hanın üzerinde iki tane üzüm salkımı tasviri var. Bir, bu hikayenin bir versiyonunda hancı kendisine tabakta iki tane üzüm getirmiş. Ah demiş, bana işaret edilen şey yoksa bu mu? Buraya gelmem mi? Ve demiş ki, bu üzümleri bana neden verdin, bir işaretle mi verdin demiş hancıya. Hancı da demiş ki, hayırdır, altı üstü bir üzüm, niçin bu kadar şaşırırsın? Demiş ki Takkeci İbrahim Çavuş, ben bir rüya gördüm. Rüyamda bana Bağdat'a git ve rızkını o iki üzüm salkımıyla al dediler. Adam, hancı bir kahkaha patlatmış ve şöyle demiş. Yahu demiş, ne ahmak herifsin. Rüya ile amel edip ta İstanbul'dan Bağdat'a yolculuk mu yaparsın? Ben de demiş defalarca rüya gördüm. İstanbul'da Topkapı diye bir yer varmış. O Topkapı'da Takkeci İbrahim diye bir adam varmış. Onun evinin altında bir hazine varmış. Bunu gidip al diye defalarca rüyamda görmüş olmama rağmen ben hazineyi almaya gitmedim. Sen geldin burada iki tane üzüm için bu kadar uzun yolculuğa çıktın ha demiş ve gülmüş. Takkeci İbrahim Çavuş çok şaşırmış. Çünkü adamın gördüğü rüya ile anlattığı yer, konum tam kendi evi. Kendi evinin altında bir hazine varmış meğerse bu adamın gördüğü rüyaya göre. Takkeci İbrahim Çavuş pekala demiş, eyvallah etmiş, geri dönmüş ve Topkapı'da yaşadığı bu semtte kendi evinin altında kazınca bir de bakmış ki hakikaten evinin altında hazine var. Takkeci İbrahim Çavuş zengin olmuş. Kendi ailesi adına da, şimdi bakın şurada size kitabeler okuyacağım. Oğulları, kızları adına hayratlar yaptırmış. Kendi mezarı da oldukça gösterişli bir zengin adam mezarı haline gelmiş. Şimdi bu hikaye gerçekten yaşandı mı yaşanmadı mı bilmiyoruz. Belki Takkeci İbrahim Çavuş gerçekten bir hazine buldu. Ama bu, o bulduğu hazine ile ilgili zamanla böyle bir hikaye türemiş de olabilir. Burada odaklanmamız gereken esas nokta ise şudur. Gerek Hazreti Mevlana'nın anlattığı bu hikayede, gerek simyacıda Paulo Coelho'nun vermiş olduğu o mesajda, aynı hikayeyle vermiş olduğu o mesajda bize anlatılmak istenen şu. Hani hep bir klişe vardır, bir klasiktir. Cem Yılmaz da hani meşhur anlatısında diyor ya, hep güç içimizde derler. Efendim hazine bizim evet gerçekten yanı başımızda, içimizde bulunuyor olabilir. Şimdi klişenin ötesine geçelim. Fakat ne kadar yanımızda bulunuyor olsa da, içimizde bulunuyor olsa da onu elde etmek için yolculuğa çıkma zorunluluğumuz var. Çünkü bizi aslında pişiren yolculuğun kendisi. Bu yüzden eskiden sufiler arasında seyyahun adı verilen sürekli seyahat eden taifeler bulunurmuş. Çünkü pek çok Hazreti Mevlana'nın tavsiyesinde olduğu gibi kendinden kalk, yolculuğa çık. Şayet ay yolculuğa çıkmazsa dolunay haline gelmez. Şayet bir damla bulutlardan süzülüp de denizin derinliklerine inmezse inci haline gelmez. Bu sebeple kendinden kalkıp yolculuğa çık diye Hazreti Mevlana da diğer meşhur mutasavvıflar da sürekli seyahatini için tavsiye ediyorlar. İşte bu yapılan seyahatler aslında bizim kendimizi bulmamıza imkan sağlıyor. Mutasavvıflar şöyle düşünmüşler eskiden. Dış dünyada yaptığımız yolculuklar bizim iç dünyamıza yaptığımız yolculuklar için bir ne oluşturur? Hazırlık oluşturur. Bu sebeple seyahat her zaman önemlidir demişler. Bişr bin Haris'in meşhur sözü var. Su bile yolculuğa çıkmazsa, durduğu yerde kalırsa kokmaya başlar. Su ki en temiz varlıktır. Bu bile durduğu yerde olursa kokmaya başlar. Bu yüzden yolculuğa çıkmak şarttır. Her gün bir konaktan başka bir konağa göçmek ne güzeldir akarsu gibi akıp gitmek. Dün dünle beraber geçip gitti. Bugün yepyeni sözler söylemek gerek. Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir rubayisinde de bakın ne diyor? Bir yolculuğa çıkın, konak değiştirin. İşte bu hikayede de gördüğümüz mesaj nedir? Anlatının verdiği o mesaj. Evet, hazine yanı başında olabilir, senin içinde de olabilir. Fakat yine de yolculuğa çıkmadan kendi içindeki hazineyi keşfedemiyorsun. İşte burada Takkeci İbrahim ağamızın o yolculuk neticesinde ulaşmış olduğu hazine, burada da Çinlilerde bize şöyle anlatılmış. Bakınız şu Çinliler arasında, bizde biliyorsunuz Çin'i formlarında lale motifleri, pençler, karanfiller, Hatayi, Rumiler, bulutlar vesaire kullanılır ama çok sık kullanılmayan bir tasvir vardır ki o da üzümdür. Bakın burada tıpkı o Takkeci İbrahim ağanın peşinden gittiği üzümler gibi şu yan tarafta vaaz kürsüsünün hemen üzerinde üzüm panosunu görüyor musunuz? İşte bakın oradaki üzümler, onların güzel bir örneği de hemen şu minberin arkasında bulunuyor. Bize İbrahim Çavuş'un hikayesini hatırlatıyorlar. Gelin görün ki bu 16. yüzyılın muhteşem İznik Çinlileri sadece bu camiyi değerli hale getirmemişler. Girişte de belirttiğim gibi bakın o dönemin, klasik dönemin en güzel, en olgun formlarını yansıtan gerek şu
Mütevazı minberi, klasik dönem minberlerinin küçük ve güzel bir kopyası. Gerek mihrabın, bakın mukarnas hariç şu kavs arasında, alt tarafında, üst ve etrafında tamamıyla çini bezeli olması gerçekten muazzam. Bir de şu ahşap dekorasyon. Hem kubbesi tamamen ahşaptan yapılmış. Bakınız şurada yukarıya doğru uzayan ışınlar 3 sıra mukarnaslardan başlamış. En tepede kul kullun ya'melu ala şakiletihi. De ki herkes kendi şekline uygun hareket eder. Herkes kendine yakışanı yapar anlamındaki bu Kur'an ayetiyle yukarıda birkaç defa dönecek şekilde dairevi bir form elde edilmiş. Müdevver bir yazı kubbenin tam ortasına oturtulmuş. O kubbeyle bitişik olan caminin diğer ahşap aksamında da bakın yan tarafımızda hemen şu gördüğünüz sütunlarla yükseltilen bir üst kat mahfili, bir üst kat galerisi de bu camiye ayrı bir zenginlik ve güzellik katmış. Şimdi şu kitabelere de bir bakış atalım. Öncelikle karşımızda La ilahe illallahu el melikul hakkul mubin. Sol tarafta da Muhammedun Resulullahi sadıkul va'dil emin yazıyor. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. O haktır, mübindir, meliktir, apaçıktır. Muhammed onun Resulüdür, vaadinde sadıktır. Yukarıda mihrap üstü yazısında talikle. Bakın bu çok alışa geldiğimiz bir form değil. Normalde sülüsle yazılır. Burada küllemâ dehale aleyha zekeriyya el mihrabe ayeti. Talik yazıyla yazılmış mihrap ayetidir bu. Onun üstünde çok güzel bakın revzende de. Bunlar yenilenmiş halleri tabii. Buradaki revzenler yenilendiler. Yukarıda bir tuğra besmeliği görebiliyoruz. Şurada da bakın ta o döneme ait ilginç kitabeler var. Sülüs yazılar. Burada şöyle diyor bakın. İş bu. Sahibul hayrat İbrahim Çavuş'un ikinci satır oğlu şehit olan Mustafa Subaşı ve Halil Çavuş dahi bu hayrata dahildir. Hayır dua eden imanla haşr ola. İlginç bir kitabe. Kitabelerin bu formuna çok alışık değiliz. Diyor ki iş bu sahibul hayrat İbrahim Çavuş'un oğlu. Yani bu hayır eserini yaptıran bu İbrahim Çavuş'un oğlu şehit olan Mustafa Bey'miş. O da subaşılık yapmış. Bakın şehit olmuş. O da bu hayrata dahildir. Yani belli ki İbrahim Çavuş eseri yaptırırken kendi şehit olmuş olan oğlunun da ruhuna gitmesini istemiş. O yüzden ne diyor? Ve Halil Çavuş dahi bu hayrata dahildir. Dua eden iman ile haşrola. Yani bu kişiler için dua eden kişilere de ben dua ediyorum. Onlar imanla haşredilsinler. Öteki dünyada diyor. Sağ tarafa bakın gelmişken şu üzümleri yeniden göstereyim. Şu sağ cephede minbere doğru bakan kısımda harika üzümleri görebiliyoruz. İş bu sahibul hayrat İbrahim Çavuş'un kızı Ayşe ve validesi Emine Hatun. Bu Amine şeklinde de okunabilir, Emine şeklinde de okunabilir. Bu hayrata dahildir. Amindir ki ya da ümittir ki olsa gerek. Ümittir ki hayır dua eden imanla haşrola. Yine bakın aynı ifade burada da geçmiş. Yani bunlar 16. yüzyılda yazıldığı belli olan şöyle eski tip sülüs yazılar burada da var. Sanırım anlaşıldı metin. Kızı Ayşe Hanım ve annesi Emine Hatun'un da ruhu için bu vakfı gerçekleştirmiş İbrahim Çavuş. Cami 20. yüzyılda güzel restorasyonlarda geçildi. Fakat atıl bir köşede olduğu için bu hem avantaj hem dezavantaj da oldu. Çinlilerin bazı kısımları bakınız ne yazık ki çalındı. Çinlilerden eksilenler vardır. Bakın şurada da eksilen kızalar var. Bir müzeye taşınmıştı. Hangi ülkedeydi o? Lizbon'da. Ülke? Lizbon neredeydi? Portekiz'de. Oraya evet buradaki Çinlilerin bir kısmı götürülmüş. Dolayısıyla orada bir müzede bunlar bulunuyor. Kim bilir hangi dönemde buradan adındılar ve götürüldüler. Dolayısıyla burası dediğim gibi bir yönüyle gizli kaldığı için bu güzelliğini muhafaza etmeyi başarmış. İyi bir güvenlik önleminin alınması gerekiyor. Cami genellikle kapalı tutuyor. Hocamız dediğim gibi sağ olsun biz aradık ve camiyi açmış oldu. Bu camiyi görmenizi de bu rotada özellikle istedim. Sebebini sanırım şu harika ahşap işçiliğin üzerindeki şu bezemelere de baktığınızda sanırım anlıyorsunuz. Bakın altın varakla kaplanmış. Yukarıda malakari var görüyor musunuz? Şunların hepsi çok değerli. Yani şurada direkt fresk gibi kalem işi, kalemkari süsleme gibi boya değil, kabartmalı. Şuradaki palmet ve rumiler fark ediyorsunuz değil mi? Onlar bakın dışa kabartılı, malakari tarzda süslemeler. Şuradakiler altın yaldızlı. Bu kısımlar ahşap fark ediyorsunuzdur zannediyorum. Bu duvar değil yani.
Bunlar ahşaptır, büyük. Ahşap kalaslar ve yukarıdaki işçilik harika. Edirne Kari işçilik gibi, bakın Selimiye Camii'nin müezzin mahfiline gidin, şuradakinin aynısını görebilirsiniz. Yani Edirne'de Osmanlı mimarisinin zirvesi olan Selimiye'deki o Edirne Kari işçiliklerin bu bir kopyası gibi. Çok müthiş. Müezzin mahfilindeki ahşap işçiliklerin güzel bir örneği, kopyası burada var.